Hepinize Zeynep Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size BİM okul alışverişinden aldığım ürünleri göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben bütün marketleri gezdim. BİM'i gezdim, Şok'u gezdim, A101'i gezdim, Migros'u, Carrefour'u bile gezdim. O videoları izlemediyseniz kanalından bakabilirsiniz. Hatta Alışveriş Rehberim kanalına da bakıp oradan da hani fiyatları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben BİM'den birkaç bir şey aldım. Yani marketten çok bir şey almak istemedim. Çünkü daha okul alışverişiyle ilgili gideceğim çok yer var. Hatta Mr. D mağazasını biliyorsunuzdur. Ankara'da var ve orada da mutlaka video çekeceğim. O yüzden pek fazla bir şey almadım BİM'den. Ama BİM'in fiyatları bence çok uygun. Yani siz BİM fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bunu mutlaka yorumlarda konuşalım. Bence bu sene BİM'in fiyatları çok uygundu A101'e ve diğer marketlere göre. O yüzden defter falan gidip alabilirsiniz. Ya ben çok fazla bir şey almadım. Hatta alınca diyorsunuz defter bakımından diyorum. Çünkü hem tam olarak ne alacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz ki ben yeni 9. sınıfa geçtim. Ve Mr. D'ye gideceğim. Yani oradan böyle daha güzel görüntülü bir defter beğenirsem ondan almayı planlıyorum. O yüzden pek bir şey almadım. Ama muhtemelen kesinlikle başka defter ihtiyacım olacak. Yine de BİM'den birkaç bir şey aldım. Şimdi hadi lafı fazla uzatmadan başlayalım. Burada BİM'e ait olmayan bir şey var. Bunu şöyle şuraya koyalım. Poşetin içinde duruyormuş ama. Bu da böyle bir kalemlik var arkadaşlar. Bu kalemliği çok beğendim. Böyle kedili ve içinde pulları var. Şöyle yakından göstereyim. Bunun fiyatı 25 TL'ydi. BİM bu sene gerçekten çok uygun fiyatlıydı bence. Defterleri bile çok uygundu. Bunu sürekli söyledim ama gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Hani başka marketlere gitmek yerine direkt BİM'e gidebilirsiniz arkadaşlar. Hani hatta kırtasiye alışverişinizi oradan yapabilirsiniz. Gerçekten çok uygundu. Bu kalemliği ben çok beğendim ve böyle kalemlikleri de seviyorum ama hani pek uzun ömürlü olmuyor. Yine de almak istedim. Kullanma hoşuma gidiyor. İçine 1-2 kalem koyup kullanırım muhtemelen. Eğer içine fazla bir şey koyarsam kenarlarından fışkırabilirim, patlayabilir. Çok kaliteli olmuyor bu tarz kalemlikler. Bende de vardı hatta flamingolu. Ama ben yine de almak istedim. Hatta içine not kağıtlarımı bile koyabilirim bir şekilde. Renkleri de çok tatlı bence. İki tane vardı ben gittiğimde. Birini almıştım. Sonra o markete tekrar gittim. O da bitmiş yani. Bulursanız kesinlikle düşünmeden alın. Çünkü uygun fiyatlı bir şey bulmak artık zor oluyor. Hani bulmuşken direkt alın bence. Böyle bir sticker aldım arkadaşlar. Bu sticker'ı normalde almayacaktım ama çalışan abla orada hani bunu çok beğendi falan. Ben de tetiklendim, aldım, hoşuma gitti. Böyle hani taşlı gibi ve sert. Böyle deniz kabukları falan var. Hani deniz temalı. Böyle en alttakinde de deniz kızı yansıması var hatta. Bu şekilde bence çok tatlı. Bunun fiyatı 12 TL'ydi. Hani böyle bir sticker'ın 12 lira olması bence çok uygun fiyatlı. Sırada böyle bir şey var arkadaşlar. Ben takım olması için aldım. Mesela bu da kedili. Bu da kedili. Hatta üstündekiler bile bir tık benziyor renkleri. Şöyle. Burada böyle bir silgisi var. Şöyle kapatalım. Altında da kalem tıraşı var. Buradan da kalem tıraşının çöpünü atmak için bir kısım var. Hani açıp atmak için. Bu şekilde. Bence çok tatlı. Silgisi de güzel. Hatta böyle tutup kolayca silebilirsiniz. Bunu çok beğendim. Bunun fiyatı sanırım 7 TL gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani fiyatları yanlış söyleyebilirim. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum ama videomu izleyebilirsiniz. Onu da buradaki ya da buradaki işaretine mutlaka koyacağım. Ben bunu çok beğendim. Almak almamak konusunda da çok tereddüt ettim. İlk gittiğimde almadım. Sonra çok içimde kaldı. Gidip BİM'den aldım bunu tekrardan arkadaşlar. Bu böyle bir dosya. Bunun içine böyle hani ödev falan fotokopi kağıdı veriyorlar. Onları koymak için. Bu şekilde. Bu da pullu. Bence çok tatlı. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Üstünde de böyle kediler var. Biraz kokusu kötü, plastik kokuyor yani normal ama bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben böyle dosyaları kullanmayı da seviyorum. Çıt çıtlı dosya kullanmayı da seviyorum. Yoksa kağıtlar çok buruşuyor. Hani bazen çantama koymayı unutuyordum. Böyle kitabın arasına falan koyuyordum fotokopi kağıtlarını ve çok kötü oluyordu. Yani o yüzden bu sene muhtemelen full bunu kullanacağım. Hani çok tatlı, ben bunu çok beğendim. Bunun fiyatı da 32 TL gibi bir şeydi. Böyle pulları çok tatlı. Böyle her sene BİM'e kendine özgü şeyler geliyor. Mesela ben sulu defteri ilk sanırım BİM'de görmüştüm. Tam hatırlamıyorum. Belki A101'e de gelmiştir o sene ama. Hani böyle şeyleri BİM'de daha çok görüyorum. Böyle kendine özgü bir sürü şey oluyor ama. Hani A101 gibi marketlere genelde hep aynı şeyler geliyor.
Hani farklı olsa da bir iki kalem başlığını falan değiştiriyorlar, o kadar. Burada böyle defterler var. İlk önce defterleri göstermek istiyorum. Bu 96 yaprak arkadaşlar ve kareli. Muhtemelen bunu matematik defteri yapacağım. Hani bu kadar güzel desenli bir defteri vahşice bir derste kullanmak kötü olacak ama yapacak bir şey yok. Matematikten hiç anlamıyorum ve asla yapamıyorum. Sizler de öyle misiniz? Lütfen bunu da yorumlarda konuşalım. Hani matematiği yapamayan tek ben olamam sanırım. Hani çalışıyorum, olmuyor. Sonra olmadığı için çalışasım da gelmiyor. Direkt böyle matematik hepten kötü. Bu şekilde. Bunda matematik defteri yapacağım. Böyle kedileri çok tatlı ama içinde kullanacağım ders pek tatlı değil. Yapacak bir şey yok. Umarım derste dışındaki deseni gibi tatlı olur bu sene. Böyle çizgili bir defter aldım. Bu 72 yaprak ve pandalı. Ben pandaları çok seviyorum. O yüzden bunu da aldım arkadaşlar. Bu da böyle muhtemelen hani bu sene böyle fizik, kimya gibi dersler var biliyorsunuz. Hani onlar için kareli mi isteyecekler yoksa çizgili mi isteyecekler bilmiyorum ama ben fizik konularını çok seviyorum. Hatta 9'un liseye geçmeden böyle videolarını falan izliyorum bayağı. Hani fizik dersiyle ilgili bir sürü bilgim var. O yüzden pandayı da sevdiğim için muhtemelen bunu fizik defteri yapacağım. Çok bir şey yazdırırlar mı emin değilim ama bunu kullanırım sanırım. 72 yaprak, çok kalın da değil. Burada böyle bir kareli defter var. Bu da 72 yaprak. Hani neyi de başka kareli kullandırırlar bilmiyorum ama kesinlikle çıkar yani. Muhtemelen bunu da ikinci bir planda kullanırım. Böyle deseni çok tatlı, tavşanlı. Yani bilmiyorum. Belki kimyada kareli isterler. Hiç emin değilim. Yani böyle bir video falan da izlemedim. Var mıdır bilmiyorum ama hani izleyip ona göre defter de alınabilir. Boş almış olmayalım. Bu şekilde. Hatta benim geçen seneden aldığım, kullanmadığım böyle tavşanlı çok güzel kareli defterim de var. Onu da kullanırım muhtemelen. Böyle defter BİM'den alınabilir, fiyatı çok uygun. Sanırım 17 TL gibi bir şeydi. Çok pahalı değil. O yüzden defterleri bence BİM'den alın. Desenlerine bakın, bence çok tatlılar. Hatta deseni bile önemli değil. Fiyatından dolayı da alınabilir. O yüzden hani BİM'i bu sene gerçekten beğendim. Son olarak da böyle fosforlu kalem var arkadaşlar. Bunların ben makaronlusunu istiyordum. Ya 2 sene ya da 1 sene önce BİM'e gelmişti. Ve o makaronlusu 50 TL'ydi. Ama neredeyse aynısı. Böyle ayıcıklısı 32 TL'ye geldi bu sene. O yüzden hiç kaçırmak istemedim. Çünkü çok uygun fiyata geldi. 32 lira hiçbir şey neredeyse. O yüzden bunu da kaçırmak istemedim. Böyle ayıcıklı. Çok kaliteli görün. Yani böyle bayağı sert. Şöyle. Biraz hani açıp kapatmak zor oluyor. O yüzden hepsini gösterebilir miyim bilmiyorum ama sizin için çıkaracağım şöyle. Turuncusu var. Bence çok tatlılar. Yani kalemliğe sığmaz ama böyle direkt çantanıza atabilirsiniz. Ve böyle kalemler bence pratik oluyor. Komple bir sürü fosforlu kalem taşımak yerine böyle çubuk şeklinde çantanıza atabilirsiniz. Çok tatlı. Ama küçük olduğu için çabuk bitebilirler. Bu da böyle kapağı. Keşke bu rengi de olsaymış ama pembe rengi var zaten. Yani olsa böyle morumsu bir şey olurdu sanırım. Ben de mor fosforlu kalemi pek sevmiyorum koyu renkli olduğu için. Burada yeşil renklisi var ama bu böyle ucu böyle değişik olmuş. Ya hiç kullanmadım. Kağıtta bile denemedim hiç. Ya aldığımda böyleydi ama yapacak bir şey yok. Yeşil rengi de pek sevmiyorum zaten. Burada da böyle mavi renklisi var. Bence bunlar çok tatlı. Siz de alabilirsiniz. Bir de bunun kalplisi vardı. Onun da fiyatı aynıydı ama hani bana pek desene hoş gelmedi. O yüzden ben bunu seçtim. Bu şekilde. Yani bu sene BİM'den böyle şeyler aldım ve gerçekten çok uygun fiyatlıydı şu an bulunduğumuz ekonomiye göre. Ya A101'den pek bir şey almadım arkadaşlar. Hem bana göre bir şey yoktu, çok hoşuma gitmedi. Hem de fiyatları çok uygun değildi. O yüzden kesinlikle bu sene okul alışverişinizi BİM'den yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.